Bizimki şimdi fal ister. Koydum kahveyi. Çocuk var burada. Ne? Çocuk mu? Ya of, ben onu iş için kapatmıştım. Evren'e sipariş mi veriyorsun sen? Ha? Ne diyorsa o. Çocuk var. Ay böyle büyümüş de küçülmüş. Ay böyle yerinde duramayan cimcime bir şey. Kızım! Ayşe! Kazandığını bırakıp kendin gitsene. Allah'ım yarabbim. Ayşe! Yarısını verdim, yarısı okul için. Ya tamam. Sağlam kuponum var bak. Tutarsan mis gibi okutacağım seni. Kız okula gitmedi ne oldu? Söz söktün işte okumayı. Kız buraya gel. Buraya gel. Açar. Para mı istiyorlar? Okul için o. Çocuk sana bir şeye vesile olacak ama. Ne oldu? Ya abla çocuk mucuk diyorsun. Kız sus. Vay. 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 Ya söylesene. Oh Allah'ım, sen sahibine bağışla. Allah, adam geliyor. Kız sus. Öyle adam madam dümdüz. Ay dağ bu. Ay taş bu. Kurşun gibi çocuk. Bana bak. Aklını başına topla. Bunu sakın kaçırma ha. Ne diyorsun? Nasıl bir şey peki? Ay, oy, 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 döne, döne, döne. Ya abla söylesene. Ay, ay, ah canım, ah paşam. Ay çok üzüldüm ben şimdi. Ah canım. Bana bak, bunun bir derdi var. Artık onu bir hale yola koyarsın. Bu böyle biraz şey. Kapalı kutu. Hiç sorun değil. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Ceren. Ay sevzekleşme Zeki Ceren. Bana bak, sen bunu böyle laboratuvar gibi bir yerde görüyorsun. Laboratuvar mı? Laboratuvar. Böyle cam tüpler var, şişeler var, borular var. Böyle şıkır 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 akan bir şeyler var. Ne
spor takım içinde. Böyle açık değil. Lacivert gibi bir şey. Uzun boylu. Böyle omuzlar. Boğaz köprüsü gibi. Geniş geniş. Adı da S. S'li bir şey. Selim Bey, buyurun. Kahveniz hazır. Sağ olun. Afiyet olsun. İşte o adam senin kısmetin. Müsaade eder misin? Benim bugün işte ilk günümde çok geciktim. Şimdi bisikleti bırakacak yer var mı orada bilmiyorum. Bugünlük burada bırakabilir miyim? Kirası var, 5 lira diyor. Allah Allah. Öyle demedi gibi geldi bana ama. 10 lira. Allah Allah. Çiçekçinin yeri mi senin yerin mi ya? Hem o benim annem. He, iyi o zaman herhalde annenle otopark işletiyorsunuz. Bari bir çiçek al abla. İyi tamam, şunları ver, şu mavi olanları. Onların sahibi var. Her perşembe gelir alır hepsini. Şu karşıdaki binanın patronu. Kim, Neco mu? Yok, yakışıklı olan hani, asık suratlı. Hı, vallahi onu daha tanıyamadım ben. İyi tamam, şu papatyaları ver o zaman, akşama gelip alırım ben. 20 lira. Vallahi... Kusura bakma, sadece 10 lira var yanımda. Al bakalım. Siftah senden, bereket Allah'tan. Selim, seslendim, duymuyorsun. Neden duymayayım canım? Özlettin kendini. Akşam gelişini kutlayalım mı? Akşam işim var. Ne yapıyorsunuz? Acil durum. Acil. Hadi ben hemen düzelteceğim onu, pardon. Basma, ona dokun. Bırak, ona dokun. Çok affedersiniz. Ya basma, bırak. Çok pardon. Daha demin günlük güneşlikte ne oldu, sağına mı çevirdi? Sen gerçekten kabus gibi bir insansın. Gel konuşalım, gel. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Yönetim kurulu başkanını işe girdiği ilk gün sıçana çeviren ne denir? Ya ben nereden bileyim onun patron olduğunu? Ha, bilseydim yapmazdım diyorsun, öyle mi? Gel buraya, al. Teşekkürler Neco Bey. Aman diyeyim. Bak benim adım Neco, tamam mı? Yok Necat Bey, Necmettin abi. Vay Necati hocam falan değil. Neco. Kısa ve kılçıksız. Mis. Tamam, Neco. Aynen, al. Bak, bu ofisimiz onlardan daha tehlikelidir. Bayağı adamı yerler burada. Nasıl yani? Bak, tanı bunları. Şu var ya, kariyer kadını Emel. Bütün büyük patronları o alır. Lakabı Panter Emel'dir. Ama kedileri sevdiği için değil. Zaten varsa bir tek kendi kedisini sever o. Neden panter diyorlar o zaman? Çünkü alanına girdiğin anda... Tuğçe, asansörde seni öldürmemiş olmasını sabah kahvesini içmemesine bağlıyorum. Çünkü ayık olsaydı kesin bitmişti. Allah Allah. Hmm. Selim nasıl tanı o işte? Sadece asistanı. Ne oldu? Ha ne oldu? Çok mu ilgilendin Selim'le? Bak genel kadın hastalığıdır, aman diyeyim sakın. Yok canım, neden şey yapayım ben? Hem neden aman diyeyim? Çünkü Tuğçe yıllardır onun peşinde koşturuyor. Uğruna mum gibi sönenler oldu.
Niye? Bilmem. Kendisi biraz kapalı kutudur. Bu böyle biraz şey. Kapalı kutu. Gel. Gel biraz işe bakalım. Gel. Selim Bey toplantı için odasına geçtiler. Allah. Koş. Koş, koş, koş. Bir dakika geç kalırsan mahveder adamı. Al çantanı. Biz geldik. Tanıştırayım. Yeni reklam yazarımız Ceren Yenigün efendim. Reklam yazarı mı? Daha asansör kullanmayı bilmiyor. Ya bulaşma kıza, ben ona kefilim. Neyse. Çok önemli bir iş geldi. Yeni bir reklam kampanyası. 4 ajans çalışacak. En iyi kampanya işi alacak. Hangi firmaymış? Cici. Çocuk giysileri üretiyorlar biliyorsunuz. Aynen. Bütçeleri de $1 milyon. Sahibi Meral Hanım. Değişik bir insandır. Hazırlıklı olun. Her şeye karışacak. Kampanya süresince, onunla çalıştığımız sürece ona aitiz. Emel, çalışmaya başla. Okay. Ceren de başlasın. Emin misin? Tamam. Ceren, sen de çalışmaya başla. Aa, bir dakika. Ceren'in çocuğu var mı? Ne alaka? Meral Hanım'ın bir şartı var. Kampanyada çalışacak yazarların çocuk sahibi olmasını istiyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Patron o. Firma bir çocuk firması. Kampanyada çalışacak yazarlar çocuk sahibi olacak, bu kadar. Benim var biliyorsunuz. Senin var mı Ceren? Adam kasıldı ki yoksa da doğuracak şimdi. Ceren. Çocuğun var mı? Var tabii. Var, evet var. Aferin kız. Hangi ara yaptın ya? Yeni herhalde. Baksana doğum kiloları taze. 7 yaşında. Allah Allah. Sen kaç yaşındasın ki canım? Sen yaşını söyle, ben sana in çık diyeyim. Hangi okula gidiyor? Yeni başlayacak. Ama kayıtlar doldu çoktan. Çünkü devlet okuluna gidecek. Aman Tanrım. Ya tamam, nereye istiyorsa gönderir çocuğunu ya. Bize ne? Allah Allah. Neyse neyse, tamam. Çocuk meselesi kapansın. Emel, Ceren, ikiniz de kabaca bir şeyler çalışın. Saat 3'te burada buluşalım. Sakin ol kızım, sakin ol. Çocuk mu isteyecekler senden? Var dedin, geçtin işte. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kampanyaya odaklan. Sakin ol. İlk günden her yerdesin. Bu kadar ayak altında dolaşma. Böyle tatlım. Cici'yi giydiğinde ideal bir çocuğa dönüşüyor. 3 dememiş miydik? Vallahi ben bitirince getirdim. Aa, herkes gelmiş. 3 dememiş miydik? Her neyse, işimize bakalım. Benim ana fikrim giysinin çocuğu değiştirmesi üzerine. Ceren, sen ne diyorsun? Bence ana fikir yanlış. Pardon? Giysiler çocukları değiştirmez. Bence çocuklar giysileri değiştirir. Ay çok saçma. Annem benim kırmızı tulumumu hala saklıyor. Neden? Beni ideal çocuk yaptığı için mi? Ay canım benim ya. Sen tabii alışkın değilsin böyle büyük projelere. Bir dakika ya, ben merak ettim. Niye saklıyordu? Saklıyor çünkü ilk yürüdüğümde o tulum üstümdeymiş. Yani annem için sadece kırmızı bir tulum değil o. Benim ilk adımlarım. Vallahi gayet iyi. Pekala. İkiniz de anlatın fikirlerinizi Meral Hanım'a. O ne derse o. Bu Meral Hanım madem çocuklara bu kadar düşkün, bir dahaki toplantıya ben Beril'i getireyim o zaman. Olur. İyi fikir. Hoşuna gider kadın. Bir dakika ya. Senin kafana bir şey mi düştü? Sen şirkette çocuk mu istiyorsun? Ne yapayım canım? Patron o.
Kadın takıntılı. Hoşuna gidecektir, tamam. Gelsin Beril. Ceren, senin çocuğun da gelsin. İkinizin çocuğu da 2 saate burada olsun. 2 saate? 2 saate. Alo, Melek'cim senden bir şey isteyeceğim. Senin kızı ben alabilir miyim? 5'e kadar acil lazım. Ne var canım bunda? İnsanın bazen acil çocuk ihtiyacı olabiliyor. Tamam canım, anlıyorum. Kas ajansı değilsin. Tamam, kapattım ben. Ya nasıl aklına gelmedi ya? Çocuk, kas ajansı. Reklam en sevdiğimiz sektör. Bence de ya. Hem son zamanlarda çok yaratıcı işler çıkıyor. Vallahi pes. Ben bile kuramıyorum böyle cümleler. Dün bir Acun Ilıcalı taklidi yaptı. Görseniz bayılırsınız. Yapsana bir daha Mertcan. Yatlar önde gidiyor. Gördünüz değil mi? Aynısı. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Aynısı. Ama benim için öyle taklit falan yapmasına gerek yok. Sadece annesi benmişim gibi davranacak. O kadar. Ha, yapar yapar. Burada siz sohbet edin. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Mertcan, kaç yaşındasın? 11. Hı. İyi, neyse. Küçük gösteriyormuşsun. Ben küçük mü kalmışım? Sen şimdi oyuncu mu olmak istiyorsun? Tek hayalim. Derslerin nasıl peki? Mesela matematiğin kaç? 2. Ama zayıf değil yani. Geçer. Yani geçer tabii. Geçer de. Acaba bu çekimler falan seni fazla mı yoruyor? Fazla mı vaktini alıyor? Hı? Ya ileride Mertcan bu ne notlar böyle? Bu kadar artistik yeter derlerse? Ya oyunculukta istediğin yere varamazsan? Ya böyle ergenliğinde böyle patlıcan burnun ortaya çıkarsa? Benim burnum patlıcan değil. Aa, ne oldu şimdi ya? Niye ağlıyorsun ki? Mertcan. Mertcan. İnanın daha önce aldığı roller dışında hiç ağlamadı. İşte bir doğduğunda. Anne, ben çirkin mi olacağım? Düzgün bir kemik yapım var. Olmadı. Sanat filmlerinde oynatırız. Bu arada reklam ne zaman yayınlanacak? Yayınlanmayacak. Efendim? Yani sadece bana rol yapacak. Bir de ajanstakilere falan. Kimse benim çocuğumun performansını görmeyecek mi? Vallahi çok iyi oynarsa kimse anlamaz bile. Kalk çocuğum, kalk. Aa, ne oldu ya şimdi? Kimse görmeyecekse niye çocuğumu yorayım ki? Çirkinim diye. Gördünüz mü çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ya tükenmişlik sendromuna girerse yavrum? Ne tükenmişlik sendromu ya, olur mu böyle şey? Hem ben ona gül gibi bakarım, tükenmez o. Kalem mi bu çocuk? Allah, kimse görmeyecek diyor ya. 3 kişiye oynayacak olsaydı tiyatro oyuncusu yapardık. En azından sanata katkımız olurdu. Yürü çocuğum, yürü. Hayret bir şey ya. Bir dakika, gitmeyin ne olur bakın. Ya bakın, siz benim son şansımsınız. Ne yapacağım ya, ne yapacağım ya? Ya yok artık ya. Bir şey de düzgün gitsin be bugün. Ama sen böyle yüzünü asarsan hiç kimse bizden çiçek almaz ki. Allah Allah, niyeymiş o? Hadi çiçek mutluluk ya. Hadi ablacığım, hadi Allah aşkına, zaten işten kovulacağım, bir de seninle uğraşamam. Kovdular mı? Hayır, kovmadılar. Ama birazdan bir çocuk bulmazsam kovacaklar. Bir dakika ya. Benim kızım olmaya ne dersin? Allah korusun derim. Niyeymiş o ya? Beğendiremedik. Hani sen birazcık gerginsin ya, o yüzden. Ya temelli değil zaten. Geçici bir süre için. Ya şakacıktan yani. İş yerinde bir şey için lazım. Bak lütfen. Numaralar benim uzmanlık alanım. Bu yüzden biraz pahalıya patlar. Allah Allah, laflara bak ya. Ne kadara patlarmış? Günlük 200 lira. Yuh. Ben bile kazanmıyorum o parayı be. Akşam yemeği daha iyi. Akşam yemeğini evinde yersin. Evde de yerim, burada da yerim. Her yerde yerim. Ben gelişme çağındayım. Maşallah, diline vermişsin ama. Hey, tamam, tamam. Ne istiyorsan o. Şimdi yani. Evet, hadi hadi. Emin misin bak? Evet. Açın!
Versene Ayşe'nin yarım günlük yevmiyesini. Ne öyle gözünü açıp duruyorsun? Kim bakıyor ona? Ben bakıyorum. Sonuçta getirip parayı kime verecek? Bana verecek. Ya Firuzeciğim, olsa çekmez miyim ya? Turbatur bugün çim piste kaydı gitti. Yoksa şimdi başka şeyler konuşuyor olurduk. Ama ne yaparsan yap be sarı karı. Ne kadar kaçacak o Ayşe orada? Ha? Ne kadar kaçacak? Bana mı? Ah! Ay senin ızdırabını be! Evet. Ne lazım şimdi sana? Bu olur mesela. Yani Ayşe bravo ya. Mağazadaki en gereksiz şeyi buldun. Ama çok güzel. Toplantıda takmazsan alırım. Böyle mi geçecek benim en mutlu günüm? Ayşe'cim bak ne olur. Hadi vaktim yok hadi. Ha, tamam kalsın kafanda. Aa, ama çok kolay seni yenmek. Hiç zevkli değil. Oo, çocuk ağla diye istediğini yaparsan. Oh. Ha, bak tamamdır. Bir çok yakıştır sana böyle püsküllü püsküllü nasıl? Bazı şeylerde anlaşalım. Püsküllü giymem, simli giymem, pullu asla giymem. Allah Allah. Bin yıllık çocuk modası bunun üzerine dönüyor vallahi. Kusura bakma, yapacak bir şey yok. Bir kere moda insanın kendine yakışanı giymesidir. Nereden çıktı o? Moda programından. Stiletto var mı burada? Ne stilettosu Ayşe'cim, burası çocuk mağazası. Çocuklar stiletto giymiyor mu? Hayır, giyemiyor. Çünkü bu bir ayakkabı, yani çocuklu ayakkabı. He, zaten tarzın değilmiş. Taç çünkü çok tarzın değil mi? Hadi Allah aşkına bir şeyler seçmemiz lazım artık ya. Aa, bak nasıl bu? Maviş maviş. Olmaz. Mahallede aa Ayşe'nin tarzına ne olmuş derler. Biraz daha vır vır konuşursan aa Ayşe'nin ağzına ne olmuş diyecekler. Çünkü ağzını boklayacağım. Yapıştıracağım bir tane ağzıma. Bak döküyorum ağzıma. Olur mu öyle şey ya? Ben öyle bir şey yapar mıyım sana? Ben öyle demek istemedim. Ben sadece... Ya çok kolay seni yenmek. Hiç zevkli değil. Tamam Ayşe'cim. Sen ne istiyorsan seç. Tamam mı? Dük yansın. Doğru. Yanlış cevap. Bu yaşta çocuğa ne istersen giy denmen. 2-3 kıyafet gösterir. Bir tanesi seçtirir. Annelik sınavından gene çaktın. Vay! Kendine yeni tezgah yapmış ya. Ama küçük ortak konuşmayacaksın tamam mı? Yani konuşacaksan da sadece benim kampanyamı öveceksin. Övmeyeceksen de benim aleyhime konuşmak yok. Neyine? Ya sadece konuşma. Ceren hala burada mısın ya? Bu kim? Kızın mı yoksa? Hı. Merhaba. Ne haber, ne yapıyorsun? Cevap versene kızım. Utangaç mı biraz? Tamam hadi Meral gel, toplantı odasına gel. Meral Güven, Cici'nin sahibi. 4 çocuk bir şirket büyüttüm. Sloganım laf değil iş oldu hep. Lütfen buyurun başlayalım. Buyurun. Gel bakalım anneciğim. Merhaba, ben Emel. Bu da kızım Beril. Beril Cici'ye bayılıyor. Bana aradığın fikri o verdi. Bütün kıyafetlerim Cici. Çok sevindim. Ben kızım için en iyisini istiyorum. Ve Cici en iyisi. Tıpkı kızım için istediğim her şey gibi. Bana onu değiştirme gücü veriyor. Müsaade edersen araya girmek istiyorum. Beril'cim söyler misin? Annenin seni değiştirmesini ister misin? O benim için en iyisini ister. Ne güzel. Keşke bütün çocuklar böyle düşünse. Çok şükür ki hiçbir çocuk böyle düşünmez. Bu fikir bana pek sıcak gelmedi. Bizim Ceren'in dünya tatlısı kızı var burada. Ayşe. Ayşe'cim. Şey biraz utangaç ama aslında çok tatlı Ayşe. Olur olur, bu yaşlarda hiç önemli değil. Evet Ceren, seni dinliyorum. En büyük destekçin de yanında olduğuna göre. Bence bir anne çocuğunu olduğu gibi kabul etmeli. Anneannem hep derdi ki karga yavrusunu pamuğum diye severmiş. Yani onu o kadar mükemmel görür ki değiştirmek aklının ucundan bile geçmezmiş. Kıyafetlere
an beyan çekilmiş fotoğraflar gibi anılarını hatırlatır ona. Çocuğunun ne kadar mükemmel olduğunu. Bence bu tüm çocukların kampanyası olmalı. Kıyafetlerinde anılar taşıyan çocukların. Aklımdaki tema aşağı yukarı böyle bir şey. Ama yine de çocuklara sormak isterim. Ayşe'cim, söyler misin? İki kampanyayı da dinledin. Hangisini beğendin? Konuşsana kızım. Konuş, yok sevmiyorum, gidiyorum. İkisini de beğenmedim. Neden? İkisini de anlamadım. Ya senin kıyafetlerini annen almıyor mu? O anlasın yeter. Annem bana istemediğim bir şey giydiremez. Ya sevmeyeceğim bir şey almaz herhalde annen, değil mi? Bu yüzden çocuk sahibi kişilerle çalışmak istiyorum Selim. Çocuğun yok, anlamıyorsun. Ayşe doğru söylüyor. Kıyafetleri çocuklara beğendirmeliyiz. Bence bu fikir üstünden düşünelim. Ayrıca çalışmanız boyunca Ayşe ve Beril'le de birlikte olun derim. Anlamadım. Nasıl yani? Burada mı? Şirkette mi yani? Evet. Çocuklar hakkında bir fikir sahibi olursun. Fena mı olur? Tabii. Zaten çocuklar bizimle olacaktı. Başka bir şey var mı? Eğer bu işi almak istiyorsanız bu küçük hanımı iyi dinleyin derim. Siz ve siz o zaman. Şuna bak, minyatür kayyum. Gel buraya. Ayşe Hanım sayesinde bugün reklamcılık sektöründe bir devrim yaşandı. Milyon dolarlık kampanya çoluğun çocuğun eline kaldı. Ben hayatımda gerçekten hiç böyle bir şey görmedim. Üzülme. Bu sefer biz yaparız, sonra sen yaparsın. Ayşe. Bu çocuklar benim gözüme gözükmeyecek. Benim ayağımın altında, kol hizamda, 10 metreden daha yakın hiçbir yerde olmayacaklar. Anladınız mı? Hiçbir yerde. Ayşe'cim, tamam. Sen fikirlerini bana söylersin, tamam mı? Ben de onları anlatırım. Kusura bakma. Ayşe, ne yapıyorsun ya? Niye anlamadığın şeylere karışıyorsun? Sen dedin konuş diye, ben de konuştum. İyi, hadi gel, seni annene bırakayım. Annem hemen karşıda, ben kendim giderim. Dur, tamam. Al bakayım şunu. Sen bunu bana mı aldın? Ben sana buradan ulaşacağım, tamam mı? Yani bu benim mi oldu? Ortaklık boyunca senin. Hadi dikkat et. Yuppa 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 yuppa. Saklama kız, biliyoruz. Niye biliyorsunuz? Acıdı kadın benim saldı. Hadi gel. Gel yemeğe, hadi hadi. Kalk. Kalkın bakayım siz. Yediniz yemeğiniz, kalk. Ayşe yiyecek. Yorgun kız zaten. Otur yavrum. Bana boşuna iyi davranmanıza gerek yok. Sevdirdin mi kız kendini? Her gün uğrasana kadının yanına. Böyle yüzlük yüzlük daha çabuk birikir okul paran. Okul işini yazılı isterim. Bir şey diyeceğim be. Bu okumaya gideceğine çalışsa ya daha iyi değil mi? Para geldiği sürece sorun yok. Ama para gelmezse çalışmaya devam edecek. Gönderiyor muyum? Gönderiyorum. Bende yalan yok. Düşündüm. Anılar, kıyafetler.
Hiçbir şey gelmiyor aklıma ya. Of, nasıl bulacağım? Gelir. Ya nereye gelecek? Toplantı öğleden sonra. Var ya o Emel şimdi neler bulmuştur neler. Sen daha iyisini de bulursun. İlk seferde nasıl bulmuştun? Kafayı versen. Allah Allah. Benim işe bak sen ya. Acaba seninle uğraştığım için çalışamıyor olabilir miyim? Ne yapıyorum ki ben? Duruyorum. Tamam Ayşe hadi yemeğini ye hadi. Ya Ayşe inanmıyorum ama sana ya. Kızım daha dün aldık bunları ya. Şimdi yenisini mi alacağız? Kıyafet benden kıymetli mi? Ama Ayşe şu hale bak ya. Bir dakika. Ne? Aferin kız sana. Teşekkürler. Bulduk kızım bulduk işte ya. Gel bakayım. Aferin sana. Mükemmel konsept bu. Ana fikir bu işte ya. Bana bak. Sen gerçekten benim kızım olabilir misin ha? Kıyafetler çocuklardan değerli değildir. Hadi yürü. Hadi kalk. Sunum yapacağız hadi. Ayşe, nasıl görünüyorum? Bak doğru söyle. Bence çok güzel görünüyorsun. Kesin biz kazanacağız. Sen telaşlanma yeter. Tamam, inşallah. Bak, benim için dua et, tamam mı? Evet, tamam. Ben bir tek şu duayı biliyorum. Yattım sağıma, döndüm soluma. Yatmadan önce söylenen duayı. İyi, tamam onu et o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi yarım saat yine ortadan kaybol. Sonra gelir çıkarırsın kızı. Emriniz olur Emel abla. Pardon Emine Hanım. Ceren gelmedi. Son 10 dakikası. Başlayalım mı artık? Ceren Hanım gelmeyecek galiba. Yok, mutlaka gelir. Biz sabah konuştuk zaten. Şimdi aradın mı? Çekmiyor. Uyanamadı herhalde. Neyse. Bu saçmalıkla vakit kaybetmeyelim. Hadi biz başlayalım. Başlamadan ben bir lavaboya kadar gidip geleceğim. Sen burada. Anne mi? Yok anne. İnanmıyorum sana bakacağım. Ya annen yok diyorum burada anlamıyor musun? Ne yaptınız anneme? Ama yeter. Yok diyorum annen. Bak atacağım seni yoksa dışarı. Eğer devam edersen derdini Selim Bey'e anlatırsın. Tamam be bırak. Ah,
çıkabiliriz artık. Buyurun. Asansörde kaldım. Asansörde mi kaldın? Ondan mı çekmedi telefonu? Evet. Ya yok artık ya. Buna da inanacaksak Selim, buranın asansöründe kim kalmış? Yine tabii kurcalamışsa orayı burayı, kalmıştır. Yemin ederim ben bir saattir aşağıdayım. Sunumum burada, izin verin göstereyim. Hüseyin Bey. Ne oluyor? Bu kız asansörde biri falan kaldı dedi, o yüzden geldim efendim. Allah Allah. Asansör bozuk mu Rüstem Bey? Yok Emel Hanım, çalışıyor. Ben bütün gün yerimdeydim. Çalışmasa hemen fark ederdim. Yalan söylüyor. O aşağıda değildi. Sana yalan borcum mu var? Ayrıca sen sus bakalım. Büyükler konuşuyor burada. Neymiş o? Tamam Ayşe. Rüstem Bey, bir yere falan ayrıldın mı? Yok efendim, bütün gün yerimdeydim. Bunlar kaldık falan deyince o yüzden geldim. Tamam Rüstem Bey, anlaşıldı. Sen çıkabilirsin. Ya yalan söylüyor. Ben tam bir saattir asansördeyim. Utanmıyorsun değil mi? Hem toplantıya geç kalıyorsun hem de yalan söylüyorsun. Üstüne bir de küçücük kızını da bu işe karıştırıyorsun. Rezillik ya. Ya neden inanmak istemiyorsunuz bana? Bakın sunumum da burada, izin verin göstereyim. Maalesef çok geç. Biz kampanyayı bulduk. Selim. Selim deme Neco. Ya bu rezalet Meral Hanım buradayken olsaydı? Ha? Bitmiştik. Ayrıca ben sana başından beri demedim mi? Bu kızdan olmaz diye. Hı? Yeter vakit kaybettiğimiz. Ama... Aması falan yok. Konu kapanmıştı. Kampanyada yoksun Ceren. Haksızlık. Pardon? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Bir de üstüne yalan dolan. So sorry, darling. Çok klişe. Bizi rüsva ettiler beni. Duymadın mı adamı? Olmazmış bu kızla. Ama bana Neco dedi, burada adamı yerler dedi. Beni de yediler işte. Ceren, ne olursun bırakma. Burası onların Ayşe'cim. Ben kimim ki? Ben de kendi kendime salak gibi yapabilirim sandım. Sana tatlı geldi tabii değil mi? Devam etsin istiyorsun para. Ama kusura bakma, ben kendimi daha fazla rezil edemem bunlara. Paranı istersen geri veririm. Biraz eksik olur ama onu da çalışır öderim. Ya hayatım, ben kötü bir şey söylemedim. Normal. Ben para için değil, seni sevdiğim için yanındayım. Ben de seni çok sevdim. Ama artık başka bir yerde görüşeceğiz. Sarper Ajans benim için bir rüyaydı.
Ama artık uyandım. Büyünce anlarsın. Ben senin gibi büyük olmayacağım. Ayşe, ya nereye gidiyorsun? Çalışmaya. Canım isteyince bırakamıyorum. Akşam beraber bir şeyler yiyelim mi? Niye? Akşam yani insanlar yemek falan. Eve gideceğim belki başka bir zaman. Tamam, o zaman geçerken beni de bırakırsın değil mi? Bak, bir an önce eve gitmek istiyorum, yorgunum. Selim, yolun üstünde oturuyorum. Tamam ama acele et lütfen. Tamam, ben çantamı... Sen nasıl girdin buraya? Hı? Annen mi soktu seni içeri? Nerede annem? Burada mı? Annem evde perişan. Burada olduğumu duysa çok kızar. Annemin sunum burada. Bugün annemin doğru söyleyip söylemediğini kamera kayıtlarına bakarak anlayabilirsiniz. Benim için bakar mısınız? Sen çık, benim biraz daha işim var. Nasıl? Yani beni böyle bırakacak mısın? Günaydın. Günaydın. Siz de kimseye gider misiniz? Buyurun, ben ilgileneyim. Nerede ödersiniz? Sizinle konuşmayın. Ay yeminle içimi kıydın be kızım be. Ay bir dizi seyrettirmedin. Kötü bir şey yoktur inşallah. İyi tamam abla, ben gideyim o zaman. Ay yok, öyle demedim, yat geri. Helak ettin kendini. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Neye elimi atsam elimde kalıyor ya. Ay yok, ben bir daha sana fal falan bakmayacağım. Ne dedim sana? O dağ gibi adam var dedim. Bakma. Ya hakikaten bakma. Çünkü o doğa gibi dediğin adam yanardağa çıktı. Hemen onunla tanışalım, ne kadar zaman oldu ki? Niye öyle düşündünüz? Canan Hanım ne gibi? Sana ne söyledim? Selim arıyor. Aç aç. Ne diyecek? Kebap siparişi verecek. Kızım açsana. Ya açamam. Sakın. Alo, buyurun. Ceren'le görüşecektim. Kendisi depresyonda. Ben yardımcı olayım. Biliyorum, o yüzden arıyorum. Ben Selim. Ha, peki neden üzüyorsunuz kızımı Selim Bey? Bir yanlış anlaşılma oldu. Ama size anlatmış, doğruyu söylemiş, inanmamışsınız. Hayır, insana inanmamak ne demek? Ne yaptı bu insanlar size? İşte izin verirseniz anlatacağım hanımefendi. Ver şunu. Özür de dileyecek misin? Hanımefendi, kapatıyorum. Üf, aman. Ay. Tamam. Al. Ver. Alo. Telefonlarını kendin açarsan daha memnun olurum. Sizi memnun etmek zorunda değilim. Farkındaysanız artık ben sizin için çalışmıyorum. Saçmalama Ceren. Nasıl yani? Yarın sabah gel de şu sosisli sandviç işini konuşalım. Gel diyor. Hangisini? Kampanyanı okudum. Asansörde kaldığını da biliyorum.
Tamam. Peki anladım da siz benim projemi nasıl okudunuz? Ayşe getirdi. Ne? Yarın sabah görüşürüz. Yaşa be küçük ortak. Ay, ama dikkatli olun lütfen. Bu iş bizim için çok önemli. Görüşürüz. Abla, annemin çiçekleri hazır mı? Sağ ol. Sana çok 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 teşekkür ederim ya. Ne oldu? Gelmişsiniz. Sen var ya sen. Ekmeğimizi taştan çıkartırız biz. Ya bu laflar, bu raconlar falan. Ya sen nasıl bir şeysin ya böyle? Bizim mahallede böyle. Öğrenirsin sen de. Sana bir şey aldım. Al bakalım. Neyli bu? Sade. Fıstıklı bitmiş mi? Bitmiştir. Şimdilik bunu al, bir dahakine alacağım sana, tamam mı? Tamam. Oy. 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 Hadi ben şimdi toplantıya gidiyorum, çıkınca seni arayacağım. Tamam. Kolay gelsin. Ya bu öpeşine de iyice alıştırdı beni ama. Dur bakalım ne olacak? Ceren'i de çağırır mısınız? Ne? Ne Ceren'i? Ceren gitti ya. Gitmedi. Hadi Ceren'i çağırın başlayalım. Sahiden mi ya? Günaydın. Çim suyumu içtim. Enerjimi temizledim ve yeni projelere hazırım. Ceren'i bekliyoruz. Kim? Ne? Bakın, Ceren işi aldı demedim. Sadece onun projesi de masada. Emel, sen aynen devam. Hatta gerekirse Ceren'le birlikte çalış. Demedi deme. Bu kız gerçekten çok tehlikeli. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Yani tamam, ben de gıcım ama biraz abartmıyor musun? Alt tarafı bir kız. Sen başına geleceklerden habersizsin galiba, görmüyorsun. Ya Selim'in Ceren'in projesini kabul etmesi demek gece gündüz birlikte çalışmaları anlamına geliyor. Hadi ben tamam bir tane iş kaybederim. Peki sen? Selim'i düşünsene. Selim ona bakmaz. Ya Tuğçe aptal olma ya. Allah aşkına Selim şu ana kadar kime baktı? İşte benden fazla dayanan da olmamıştı ama. El ele vermeliyiz. Bu kızın bir açığı mutlaka var. Aa, korkunç kardeşler. Ne konuşuyorsunuz bakalım? Hiç. Şimdi bana bak. Bak. Bugünden itibaren birinci işimiz bu kızdan kurtulmak. Unutma. Ve lekeler, yırtıklar ve yamalar hepsi birer anıya dönüşür. Çünkü asıl olan... Kesinlikle... Çocuklar, kıyafetlerin hiçbir önemi yok. Bulduk. Aç, aç. Meral Hanım. Ceren'cim yeni koleksiyon bitti. Ajans derseniz bir fikrinizi almak istiyorum. Aslında daha ziyade Ayşe'nin. Ayşe'nin. Ayşe hasta mı bugün? Çok geçmiş olsun. Tabii sen de işe gidemedin. Evet, tabii gidemedim maalesef. Madem evdesiniz, adresini rica edeyim. Eve diyor. Ömer, hadi. Tabii ki de olur. Peki ne zaman orada olursunuz? Akşama doğru uğrarım.
Ayşe, bana hemen adresini ver. Hı hı. Selim'le gelip seni alıyoruz. Olmaz şimdi. Saçmalama. Perişan oluruz. Meral Hanım geliyormuş ajansa, seni almamız lazım bak. Adresi ver. Sen onu birazcık oyala. Benim çıkmam biraz geç olabilir. Tamam tatlım, sen hemen hazırlan, biz seni almaya geliyoruz şimdi. Hadi öptüm. Sen Ayşe'ye yerini mi sordun biraz önce? Evet. Ya ara sıra böyle yapıyorum hani, bakalım biliyor mu nerede olduğunu diye. Ha. Babasında mı kalıyor Ayşe? Babası mı? Babası yok ki. Tıbbi olarak imkansız. Tıbbi olarak ölü kendisi. Ha. Kusura bakma. Yok ya, önemli değil. Yani artık arada çok şey olmuyorum zaten. Öyle çok sevimli biri değildi anlaşılan. Niyeymiş o? Benim karizmatik kocam olamaz mı? Hayır canım, öyle demek istemedim. Gayet de yakışıklıydı vallahi. Çok hayranı vardı aslında. Hadi ya. Pilot da sonuçta. Pilot. Uçak şoförü yani. Çok ayıp. Yani gerçekten ölülerin arkasından öyle konuşmak. Nereden biliyorsun? Belki yolcularını kurtarırken öldü. Nasıl yani? Hani böyle yolcular çok fazla bagaj alıyorlar ya uçağa. Sonuçta hani limit 23 kilo. İşte bazen uçağı öyle çok alınca, alana da inemeyince pilot hesaplayamıyorlar tabii. Yakıtları bitiyor. Yakıtları bittiği için de ağırlık fazla geliyor. O yüzden benim kocam da ağırlığı dengelemek için uçaktan atlıyor. Pilot. Önce valizleri atsalarmış. Tabii doğru da işte pilot sonuçta yani, ne yapacağım? Tek kapalı kutu ben değilmişim demek ki. Niyeymiş o? Bu kadar saçma bir hikaye anlattığına göre demek ki bahsetmek bile istemiyorsun. Seninle bir anlaşma yapalım mı? Bana hiç yalan söyleme. Bir şey söylemek istemiyorsan söyleme. Ama yalan söyleme. Ama komik hikayeydi gerçekten ya. Pilot atlamış. Ha? Ayşe. Bakıcın nasıldı? Güzel anneciğim, selamı var. Ay. Bir şey soracağım. Ayşe'yi buraya mı bırakıyorsun? Evet, ne var ki? Ne bileyim, biraz tekinsiz geldim. Ne varmış, mis gibi mahalledi. Arada bir lağım taşmasa cennet valla. Hayatı öğreniyor burada. Hayat beni öğreniyorsun. İşte ne güzel, yetiştik. Ya olur mu öyle şey? Hasta çocuğu sokakta mı gezdiriyoruz? Biz manyak mıyız? Ha. Ne yapacağız? Atlatacağız bir şekilde. Küçük ortak. Evelallah. Yani tamam anneciğim. Ne oluyor? Bekar bir kadın bu saatte bekar patronun evini alabilir mi? Ya belki kolonya getirdim hasta çocuğuna. Varille petrol getirsen bile eve alamam seni. Al. Evet.
kalmış bu cimcime. E tabii, anneciği yanında olunca. Ya, ayaklandı. Buyurun, içeri. Kusura bakma, yani ben normalde bu kadar dağınık değilim ama işte... bu kampanyaydı falan da filan da o kadar kafamı şey yaptı ki. Evet, evet, anladım. Kusura bakma. Ya nasıl gidiyorsun, onu anlat. Çok iyi, bayıldı Ayşe. Hah, iyi, bayılsın. Zaten hiç anlamıyorum bu çocuk seven tipleri. Yani kendi hayatını kısa yoldan mahvetmenin en kestirme yolu. O kadar da değil ya. Aa, yok, ben senden bahsetmedim. De. Ya hayatına baksana. Evden işe, işten eve. Ya dışarıda şehir, onlarca keyif sunarken sen çocuğunla ilgileniyorsun. Ben söyledim yani. Yakışıklı patronunla neler yapıyorsunuz? Omuzlarda cıt cıt olacak. Bir de cepler büyük mü olsun demişti. Evet, ben ceplerimi kocaman istiyorum. İçine binlerce şey dolduracağım. Sen harikasın. Soğuk nevale, don yağı, nemrut, züppe. Gülüşü bile donuk. Bırak abla ya, mutsuz işte. Derdi neymiş anladın mı? Fazla rahat yaşamaktan kaynaklı, şımarıklık. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii, nasıl isterseniz. Ceren'cim, kampanya boyunca arada sırada sizi böyle rahatsız edebilirim. Çünkü Ayşe bana çok yardımcı oluyor. Tabii, ne zaman isterseniz. Bir de askılarımı deneyebilir miyim Ayşe'nin dolabında? Askıları. Benim odam biraz dağınık da annem şimdi kızmasın. Tamam, ağladım. Aranıza girmek istemem. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu ya? Yok, bir şey yok. Senin de model araban varmış. Hı? Süper arabadır. Her yerde aradım bundan ama temizini bulamadım. Gerçekten mi? Bir gelsene benimle. Burada? Vallahi ilk üniversiteye girdiğimde babam almıştı. Tabii ben hala ehliyet sınavını geçemedim. Vay. Çalışır mı ki? Ara sıra çalıştırıyorum zaten. Baba vasiyeti. Bir kere çalıştırayım mı?
Olur. Kullan istiyorsan. Yani tabii becerebilirsen. Delir mi? Gerçekten mi? Aa, yani koskoca Selim Serper şu an 16 yaşında. Demek ki hep don yağda inmişim. Hadi gezelim biraz. Ya Ayşe'yi bırakamam şimdi ama. Senin de dediğin gibi. Benim hayatım böyle. Beni burada bekle. Nasıl ama? Çok güzelmiş. Bir çay mı içsek acaba? Olur. Yani istersen. İsterim. Ayşe uyanırsa korkar yalnız. Ya şurada olacağız zaten. Bir şey olmaz, korkma. Hadi. Özlemiş buluyorum şu İstanbul'u. Özlenmeyecek gibi değil ki. Şuraya baksana. Ama var ya, siz İstanbullular bilemiyorsunuz buranın kıymetini. Nasıl yani? Denize bakmayı unutuyorsunuz. En azından böyle ben bir geçerken hürmeten bakıyorum. Selam vermeden geçemiyorum. Neredesin sen? Ankara. Ya bizimkiler memurdu. Lojman griliğinde geçti çocukluğum. Sürekli kreşe gittim. Yani böyle tek çocuktum ama 20 kardeşim var gibi hissettim hep. Senin var mı kardeşin? Ben de 20 kardeşim varmış gibi büyüdüm. Ama seninki kadar mutlu geçmedi çocukluğum. Proje bittiğinde Amerika'ya mı dönüyorsun hemen? Beni burada tutacak bir şey bulamadım. Sonra da doğdum büyüdüğüm yere yabancı oldum. Amerika'ya yabancı değil misin? Oraya da yabancıyım tabii. Ay çok kötü ya. O zaman hiçbir zaman sen evinde değilsin. Çok zor. Çocukluğumda bir çıktım. Sonra sanki hep sokaktaydım. Beni ilk ıslattığın gün sana çok kızmıştım. Bir de beni düşün. İşte ilk günüm ve patronu ıslatıyorum. Komiktin aslında. Vallahi gülmediğin için komik olduğumu anlayamadım. Hakkımda neler söylendiğini biliyordum. Ukala. Şımarık. Estağfurullah. Şımarık değilim. Şımarık olmak için şımartılmak gerekir. Selim. Selim, Ayşe gidiyor. Ayşe gidiyor. Koş. Ayşe. Ayşe, bir an Ayşe.
Ortadaki Ayşe. Uzanmaya çalış. Ayşe. 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 Bakayım. İyi misin? İyi misin Ayşe? Gel bakayım buraya gel. Gel gel gel. Ya ben elfrenini çektiğime emindim aslında. Ne denir ki böyle bir durumda? Özür dilenir. De yani eğer bu Selim tarzıysa yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Bir şey olmadı sonuçta. Kaba gezintisi için de teşekkürler. Ayşe yalnız kaldı. İyi geceler. İyi geceler. Evde uyuyor olman gereken saatte neler yaşadın? Olsun ama çok eğlendim. Olsun ama böyle olmaz. Meral Hanım'ın bu ziyaretleri, Selim. Sürekli birileri geliyor. Yani? Yani diyorum ki yarın annenden gidip izin alsak. Sana burada bir güzel bir oda yapsak. İş bitimine kadar bende kalsan. Ne dersin? Bana, kendime bir oda. Ne diyeceğim? Allah diyeceğim. İyi, tamam o zaman. Yarın önce annene gidiyoruz, oradan sonra alışverişe. İş? Vallahi patron bize kıyak geçti. Yarın izinliyiz. Hadi bakalım, uyur sen şimdi. Sen daha hafife al bu kızı. Merhaba. Hadi söyle Ayşe'cim. Ben Ceren'de kalabilir miyim? Ne diyor? Konu komşu ne der diyor. Ben hallederim. Halası gile gitti dersin. Ayşe'cim o hareketlerle aynı şeyi anlattığına emin misin? Eminim. Anneciğim biz bir içeri geçebilir miyiz? Birazcık içeride konuşalım. Ben de biliyorum çok tehlikeli ama gece yatarken üstümü örtüyor. Bana yeni giysiler alıyor. Benim yanağımdan öpüyor. Bugün bana oda alınacak. Benim hiç odam olmadı. Hem zaten 2-3 gün sonra eniştemle halama döneceğim. Bari 2-3 günüm güzel geçsin. Ne oldu, ne dedi? Tamam dedi. Ya bir saattir içeride konuşuyorsun, sadece tamam mı dedi? Hadi biz şu odaya almaya gidelim. Peki, iyi günler. Görüşürüz anne. Kampanya dosyalarını alabilir miyim? Diğer asistanlarım meşgul galiba. Anlamadım. Hayda. Bir bu eksikti. Gece gezmelerini çıkarsan böyle boğazda yakalanırsın. Gece gezmesi falan değil. Saçma sapan laf çıkartmasın kimse. Kampanya üstüne çalışıyorduk.
Nece yok ama fotoğrafta. Yalnız çalışıyorduk. Peki çocuk? Sözde sen çocuklardan nefret edersin. Yani en azından bize öyle söylemiştin. En çok da hesap sorulmasından nefret ederim. Özellikle de haddi olmayanların hesap sorulmasından. Dosyaları bekliyorum. Olur, uygun bir şeyler bulursak olur ama bak söz vermiyorum, tamam mı? Ben de odamın duvarlarını böyle yeşile boyarım. Oldu canım. Sonra ben nasıl çıkaracağım o yeşil boyaları? Niye çıkarıyorsun ki? Sen gittikten sonra ne olacak? Kalacak o da öyle yeşil yeşil. Haklısın tabii. Hadi gel şuradan indirimden bir şeyler bakalım. Pardon, merhabalar. Aldıklarımızı iade edebiliyor muyuz sonra? Tabii, 30 gün içinde iade edebilirsiniz. Süper, teşekkürler. Dikkatli kullanırsın değil mi küçük ortak? Ne oldu sana şimdi öyle? Beğenmedin mi hiçbir şeyi? Yok, her şey çok güzel. Ya anladım ben seni. Hadi gel yeşil bir şeyler bakalım. Bu ne? Sen de mi Neco? Sen de mi Neco olsa zaten durum fena. Ya bir şey yok. Kızın bir klasik arabası vardı. Ben de merak ettim, biraz kullandım. Hepsi bu, bu kadar. Ya ben seni 10 yıldır tanırım. Bir tane düzgün ilişkin olmadı ya. Hatta hiç ilişkin olmadı. Ben seni ilk defa biriyle görüyorum mesela. Yani neden bu Ceren olmasın? Mis gibi kız. Saçmalama Neco. Çoluklu çocuklu kadın. Ha. Sorun bu mu yani? Çocuğu olması mı? Bak Neco, ben kimsenin sorumluluğunu alamam. Ne Ceren'in ne de başka birinin. Hele bir çocuğun asla. Ya zaten çocuk yapanlar nasıl cesaret ediyorlar hala anlamış değilim. Sen bayağı korkuyorsun. Aklı olan korkar zaten. Ay, ya bir oyuncağımız eksikti. Sadece bakacağız. Ayşe, unutma bak bir tane. İnsan yaşar bundan. Komşu, komşu. Komşu, ben geldim. Hoş geldin. Oo, burası da sıcacıkmış he. Sıcacık mı? Bir oyuncağımız eksikti. Ya bu yalnız kaldı kızcağız. Bari arkadaşını da alsaydık. Şimdi tek başına kalacak. Hadi. Firuze! Firuze! Ya Allah Allah ya. Firuze! Oğlum. Heh. Firuze! Firuze! Ayşe nerede? Ne demek bilmiyorum be? O kadınla mı gitti? Ben o kadının nerede olduğunu biliyorum. Gideceğim bulacağım onu. Öyle çocuğu götürmek yok, tamam mı? Hep çocuğa bakmak yok. Arada bize de bakacak. Ya ne diyor bu be? Kim götürdü? Ne? Nereye götürdü? Ay Firuze ay. Çocuk. Esir. Esirgeme. Çocuk esir. Beleşe gitti bebe.
Allah belanı vermesin seni bana bak. Ya kız şeyi bulursun ya da kendine iş bulursun. Aksi halde eve beleş girmek yok. Ya Allah ben... belanı vermesin seni. Lan Firuze, lan Firuze. Başkalarını da alırız. Yok, bunlar yeter. Hadi bakalım, geç oldu, yarın iş var. İyi geceler. Ceren, ışığı kapamasam odama biraz daha bakmak istiyorum. Ceren. Her şey için çok teşekkürler. Bir gün ben de seni çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Hadi tatlı rüyalar. Portakal. Benimki de erik. Peki en sevdiğin renk ne? Yeşil. Benimki de yeşil. Peki en çok istediğin şey ne? Ama en çok istediğin şey. Ayşe'cim bak daha bir ton işimiz var. Hiç vaktimiz kalmadı ve daha slogan bulamadık ya. Ne olur bak. Günaydın. Bana mı dedin? Yok hayır Selim'e. Yani anlamıyorum. Bazen böyle dünyanın en sıcak insanı oluyor. Bazen de buzdolabı gibi. Şu ya sana bak ya. Bu kadar mı? Ya dengesiz herif işte. Mesela hep böyle sevdiğin gibi iyi olsa, sıcak kanlı olsa. Ayşe. Bak ne olur kafamı bunlarla bulandırma olur mu? Sonra konuşuruz bunları. Peki ajansın içinde gezebilir miyim? Tamam gez. Ama Selim'in gözüne görünmek yok. Tamam mı? Tersinden kalkmış bugün belli. Tamam. Allah Allah bugün gelmesi lazımdı. Emin misin bir paket gelmediğinden? Ne bekliyorsun ki? Bir model araba. Çok kıymetli bir şey. Neyse sen bütün gün buradasın değil mi? Yani özür dileyeceğine, beni yemeğe götüreceğine, şu yaptığın şeye bak. Hayda. Herkes tutturmuş bir özür. Bana bak. Burası bir iş yeri. Sen de benim asistanımsın. Eğer çalışmak istemiyorsan kapı orada. Sadece öyle tatillerinde yokum. O da benim yasal hakkım. Arkadaşlar, bir paket bekliyorum. Onu bana sapasağlam getirene, istediği bir yerde akşam yemeği benden. Kardeş baksana bir. Mendil mi lazım? Ahmet. Neredesin sen? Mahalledekiler seni çocuk esirgemeden aldılar zannediyor. Beni burada gördün halangilleri söyleme sakın. Söylemem de ne yapıyorsun sen burada? Şurada çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Getir götür. Senden bir şey isteyeceğim. Bir paket gelecek. Onu benim için kollasana. Ayıp ettin. Ama bak işine engel olacaksa. Ben tek başıma değilim. Yaşasın Ahmet.
paket koymuştum. Gördün mü ne oldu? Ne diyorsun anlamıyorum. Ha, içeriden mi aldılar? Allah seni ya. Ha tamam, imza da tamam. Hadi kolay gelsin. Ay, sen mi getirdin? Teşekkür ederim. Şimdi ben yemek mi kazandım? Öyle dedik bir kere. Tuğçe'ye söylesen en iyisi, sana istediğin yerden istediğin bir yemeği getirtsin. Ama ben öyle hayal etmemiştim. Peki ya nasıl hayal etmiştin? Annemle hep beraber yeriz sanmıştım. Şöyle pek müsait değilim. Sonra bir ara yaparız, olur mu? Şimdi bir toplantım var. Tekrar teşekkürler. Beğendiniz mi Selim'in arabalarını? Süper. Peki onlarla oynamak ister misiniz? Selim bize kızmaz mı? Hayır. Bana kendisi söyledi. Ne zaman isterlerse aç dolapları, çıkar arabaları, oynasınlar dedi. Arkadaşlarım dışarıda. Ben gideyim. Yok, gitmek olmaz. Arkadaşları buraya alırız. Ha? Sizin kapıdaki güvenlik almaz ki ama. Tamam, kapı olmuyorsa biz de pencereden alırız. Gerçekten Selim izin verdi mi? Bana şöyle söyledi. Ayşe çok tatlı bir kız ve ben onu çok sevdim. İstediği zaman gelsin arabalarla oynasın dedi. Hadi bakalım. Eyvallah. Ceren'in sırrı sadeliğinde Fikri en saf haline getirdi. Selim, hemen gelmen lazım. Ya sen ne diyorsun? Başkasının eşyasını karıştırmış. Bu nasıl çocuk yetiştirmek? Büyütemiyorsan niye doğuruyorsun? Yürü Ayşe. Ceren öyle demek istemedim. Ceren! Bu sefer gerçekten çok ileri gittim. Özür dilerim. Tek kırdığım ben olsaydım. İnanamıyorum. Resmen ters tepti ya. Nasıl ya? Sen mi planladın bu işi? Evet. Yani rakip ezme konusunda hiçbir fikrin yok değil mi Tuğçe? Tabii ki yok. Çünkü hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Arabada gezmeler, gece mesaiye kalmalar filan. Ya bu neymiş ya? Bu ne Ceren'miş ya? O kızın buradan gitmesi lazım. Tercihen rezil olarak. Ve Meral toplantısından önce. Sanırım
sana göre bir işim var. Neymiş? Sen bu Ceren'i, bunun bu yer cücesi kızını, kocasını falan bir araştırsana. Bakalım ne arızalar çıkacak. Tamam. Ya oğlum iyi düşün bakayım sen şimdi. Emin misin bu gerçekten Ayşe miydi? Ekmek mi satacaksın? Önce Ahmet'le konuşurken gördüm. Sonra bekledim. Hep bir kadınla takılıyor. Nasıl bir kadın bu? Şu boylarda sarı saçlı, zayıf, bisikleti vardı. Macırdır bu. Şş, o kadın mı be? Ben yarın bir gideyim bakayım. Git bak, git bak. Aferin sana. Aferin kızım, aferin. Selam. Açsan gel. Yok sağ ol. Ama bak yemek saatini annen unuttu, ben unutmadım. Hiç mi hatırım yok? Yok. Hamburger. Peki. Ama ben bu meyveli pastaya bayılıyorum. Çok güzel. Barıştık mı demek bu? Hayır, daha değil. Allah Allah, daha ne istiyorsun? Annemin gönlünü almam. Ya, konuşsa? Konuşmuyor ki benimle. Değişik çünkü, herkes gibi değil. Ancak uzmanı anlar. Allah Allah. Kimmiş uzmanı? Ben. Ha. Sen bana yardım mı teklif ediyorsun? Sana onca bağırdıktan sonra. Benim kalbim yumuşak. Şans verdiğin için teşekkürler. Belki küçükken hiç oyuncağı olmamıştır dedim. Sen bunu nereden biliyorsun? Benim de çok olmadı. Ama benimki farklı. Sen bunu anlayamazsın. Ayrıca annem mutlu olsun istiyorum. Anlıyorum ama onu mutlu edebilecek kişinin ben olduğumu sanmıyorum. Aslında kimseyi mutlu edebilecek biri olduğumu sanmıyorum. Annene özel değil yani. Bence ümidi kesmiştim ama şimdi denemeye değer gibi. İşten sıkıntılı bu aralar. Biraz sıkıştı. Sağ ol küçük ortak. Nasıl diyor? Sabaha görebilecek miyim Şila? Bitince göreceksiniz. Benim de reklamcı olduğumu unutuyorsun galiba. Bazen gelmedim gelmez. Benim sorumluluğum. Çocuk değiliz sonuçta. Ya bari afişler hazır olsaydı. Ama bu saatte bütün grafikçiler çıkmıştır. Olabilir. Saat kaç oldu ki? Hey! Ayşe'nin akşam yemeğini unuttum. Sakin ol, sakin ol. Ben hallettim. Nasıl yani? Yemek ısmarladım ona. Hı. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi kaldı $1,000,000'lık kampanya. Ya işte dediğim gibi bir grafik tasarımcımız olsaydı sen düşünürken o da görselleri hazırlardı. Ben hallederim. Teşekkürler. Biliyorum halledeceğini. Sadece grafikleri kendim yapmak istiyorum, olamaz mı? Gerek yok. Ajans benim, farkında mısın? Sen en son ne zaman grafik tasarladın ki? Biraz oldu tabii. Ne diye? Kahve alacağım kendime.
Selim affetmişsin. Öyle dedi. Senin gönlünü alırsa edeceğim. Edeyim mi? Sence bir şans vermeye değer mi? Bence o seni seviyor. Saçma sapan konuşma Ayşe. Hem onun kalbi yok ki. Kimseyi sevemez o. İster inan, ister inanma. Nasıl yani? Kendi mi söyledi? Söyle bakayım ne dedi, anlat hemen. Ben kendim anladım. Hani bana bakmazdı o? Seni tanımıyordum. Seni tanıyınca nasıl sevdim? Belki ona da aynı şey olmuştur. Affet Selim'i. O seni seviyor. Hem onun küçükken hiç oyuncağı olmamış. Olur mu canım öyle şey? O kadar zengin bir adam. Nereden biliyorsun çocukluğunda da zengin olduğunu? Çünkü burayı babası kurmuş tatlım. Yani bütün burası onun. O seni ayakta uyutmuş. Ne oldu? Hiç. Ayşe ya. O kadar tatlı ki kendi dünyası var. Anlatıyor böyle bıdır bıdır. Hiç ilgini çekmiyor değil mi çocuklar? Yani ne bileyim, insan niye çocuk yapar diye düşünüyorum bazen. Devam etmek için. Ayakta kalabilmek için. Yaşama tutunmak için. Yeniden öğrenmek için. Neyi? Hayatı. Bütün o çocukluğu tekrar yaşayabilmek için. Vallahi ben çocukluğuma geri dönmek için arabalarımla oynuyorum. Ya sadece bir gün geçirsen Ayşe'yle anlayacaksın benim ne demek istediğimi. Ne kadar farklı olduğunu anlayacaksın. Süt yok. Kaç bakalım, nereye kaçacaksın? Ne yapıyorsunuz? Ebe. Ağım, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Selam yabancı. Şşş. Tilki gibidir o. Duyar hemen. Ya çok kolay yere saklandık be. Başın karışmasın senin. Bak yine açmıyor. İştedir o. Ya hemen en iyisi ben dönüp bir bakayım. Tamam, dön bak. Hem baş başa olunca arayı da yumuşatmış olursun, iyi olur. Tamam. Tamam, konuşuruz. Görüşürüz. Neredesiniz? Galiba gitti. Ayak seslerini duyuyorum. Ne yapıyorsunuz?
Hala çalışıyor muydunuz? Sobe. Geç olmuş. Biz artık kalanları yarın halledelim. Tamam, tabii. Gel kızım. Bana bak. Sen aşık mı oldun? Ay yok daha neler, saçmalama. Ya ben kendi başıma iyiyim. Ama uzak duracağım ondan. Bütün dengemi alt üst etti. Nasıl uzak duracaksın ki? Ya en azından Ayşe bendeyken Ayşe'nin tadını çıkaracağım. Bak daha önce bana geldiğinde içindeki boşluğa ağlıyordu. İşi merak ediyordu. Şimdi aşkı merak ediyorsun. Küçük bir kız için ağlıyorsun. Bak hayatın ne güzel dolu vermiş işte. Fena mı? Dediklerin çıktı. Selim'le Ceren sabahlara kadar baş başa bir odada çalışıyorlar. Ama ben ne yaptım? Ne yaptın? Araştırmaya hız verdim. Bak şimdi neler buldum. Bu sayfada ne yok? Bilmem ne yok. Ya bak. Senin profil fotoğrafında bile Beril'le resmin var. Bir de Ceren'in face'ine bak. İyi de var işte fotoğrafları. Ya var, var da ilk fotoğraf 20 gün önce konulmuş. Ondan öncesinde hiç fotoğrafları yok. Necim. Ceren nerede? Şey bugün evden çalışacakmış. Kızı hastaymış. Hayda. Ne oldu? Ya hasta falan değil. Benim yüzümden gelmiyor. Ne oldu ki? Ya dün akşam Ceren'le çalışıyorduk. Tuğçe geldi. Ve Tuğçe gelince rahatsız oldu o da. Niye acaba? Ya bilmiyorum ki işte. Artık Meral Hanım'ın pikniğinde gönlünü alırsın ha. Gönlünü alacak bir şey yok canım. Da gerek yok. Yani boşu boşuna yanlış anlamasın kız. Tabii yani. Aynen. Gelmez ki o pikniğe. Gelir mi acaba? Yani ben artık elimden geleni yaparım yani. Tamam Meral Hanım. Tabii ki, tabii ki orada olacağız. Tamam, onun da çok selamı var. Yarın görüşürüz. Meral Hanım yarın şirkete mi geliyor? Yok. Yeni kreasyonları için organizasyon düzenliyorlarmış. Pikniğe davet ettiler. Yaşasın piknik! Yarın hiç Selim'i görmek istemiyorum ya. Bayan, affedersiniz. Efendim? Ben bir kız çocuğu arıyorum da buraya geliyor gidiyor. Evet bu ara elimizde fazlasıyla mevcut da siz tam olarak nasıl bir şey bakmıştınız? Adı Ayşe. Sarışın ve çok konuşan bir şey. Siz nesi oluyorsunuz onun? Ben eniştesiyim. Özledim cimcimeyi de buraya kadar gelmişken bir göreyim dedim. Yok o bugün gelmedi. Her gün geliyor yani. Evet genellikle her gün geliyor. Sarışın kadınla mı geliyor? Doğal olarak evet sarışın kadınla yani Ceren'le geliyor. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? Asistanım ben. Güzel. Çok güzel. Bu benim telefonum. Buyurun. Gelirse beni ararsınız. İyi günler. Yakılıksız bir adam geldi. Ayşe'yi sordu. Daha sonra da gelince aramam için bana numarasını bıraktı. Aa nasıl ya? Adam çocuğun eniştesiymiş. Ayşe'nin Ceren'in yanında olup olmadığını sordu. Bilmiyor muymuş? Vallahi bilmiyor gibiydi. Ne dersin? Bir şey çıkar mı?
de nasıl? Yani eniştesi bilmez mi çocuğun annesini? Bak bence Ayşe kocasının ailesiyle kalıyordu. Ceren de iş için yaldı yanına. Olabilir mi diyorsun? Olabilir diyorum. Ayşe! Bugün taksiyle gideceğiz. Piknik yeri uzak. Arabaya mı bineceğiz? Hadi atla bakalım ufaklık. Ben kendim gelirim. Ya aynı yere gidiyoruz, yaptığı şeye bak. Resmen saçmalık. Annem öyle gurur yapıyor. Allah Allah. Hani sen benden taraftın? Haklıdan tarafım. Hesap verilecek merciler her gün artıyor arkadaş. Neden haklıymış annen? Bir asistanına yüz veriyorsun, bir anneme yüz veriyorsun. Ya ne alakası var? Tuğçe kendi kendine gelmiş o gün. Ayrıca aramızda bir şey kalmadığını o da biliyor. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ayrıca zaten annen başka bir şey. Nasıl başka bir şey? Benim annene hayranlık duyuyorum. Ya düşünsene, hem seni büyütmüş, hem işinde çok iyi. Başka bir şey işte. Annem biliyor mu başka bir şey olduğunu? Sen kolay mı sanıyorsun ona söylemek? Ben seni cesur sanmıştım. Ya başka biri olsa çok kolay da. Annene zor işte. Nasıl, beğendin mi burayı? Evet. Bak bundanla oynayabiliriz. Ama benim kollarım yetişmiyor ki. Ayşe! Ayşe! İlk biz geldik. Aferin size. İlk ne yapmak istersin? Şunlarla gezelim. Benim ehliyetim yok. Tamam, ben gezdiririm sizi, hadi. Yok canım, siz gidin, ben buradayım. Ama ben sensiz korkarım. Allah Allah! Sen ne zaman bir şeyden korktun ki acaba? Sensiz korkarım. Hadi hadi, ben gezdireyim sizi, hadi. Hadi atlayın. Hadi git al, bekliyoruz. Acele et. Bas kıza patron. Ay ne oluyor? Bir dakika Ayşe! Ayşe! Sen beni yanlış anladın. Neyi? Ya Tuğçe'yi falan işte. Ay bana ne Tuğçe'den falan? Ya bir kere dürüst ol ya. Aa, şimdi yalancı olduk yani. İneceğim şu tuhaf şeyden durduğun an. Ablacığım merhaba. 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 Kızım hadi sen git oynayabilirsin. Çocuk burada olacak demiştiniz. Evet. Kendisi az önce buradaydı. Az önce. Ama. Siz beni oyalıyor musunuz? Allah Allah, hayır tabii ki. Emin olun karşılaşmanızı biz de çok istiyoruz. Nerede o zaman çocuk yengecim? Ha? Çocuk nerede? Yenge mi ya? Buraya. Niye yani? Niye getiriyorsun? Telefonu da çekmiyor zaten. Kaldık burada. Allah kahretsin. Sen Tuğçe falan diyordun en son. Ya Ceren, benim asabımı bozma. Bir peçete falan bir şey ver de şu ayakkabıyı sileyim. Var ya. Yani kazık yutmuş gibisin ha. Biraz kendi halinle eğlensen böyle ne tatlı olursun var ya. Ya ben kendimle eğleniyorum. Bu mu kendinle eğlenme halin?
Ya el kadar çocuğun yanında bile kasılıyorsun sen. Ben o çocukla saklambaç oynadım, saklambaç. Farkında mısın bunun? Ama gördük oynadığın saklambacı. Ayrıca hala gerginsin. Ya bak, haksızlık ediyorsun. Bak, ben çocuklardan hoşlanmıyor olabilirim. Ama çocukken de saklambaç oynamadım ki ben hiç. Tabii canım. Koskoca Yavuz Harper'in oğlu. Ağzında gümüş kaşıkla sokaklarda saklambaç mı oynayacak? Oradan öyle görünüyor değil mi? Yavuz Bey bana babalık etti, evet. Ama ben gerçek ailemi tanımıyorum. Annem beni doğurmuş. Sonra da gitmiş bir yetimhaneye bırakmış. Bilmiyordum. Ya. Hayatta ilk tanıdığım kadın beni terk edip gitti. Sonra diyorlar ki niye kadınlarla uzun süreli ilişki kuramıyorsun? Haksız sayılmam değil mi? Ayırttırıp duruyorsun. Onlar annenin için değil mi? Onlar beni evlat edinen annem için. Yavuz Sarkır'ın eşi. Melike annem. O benim tek gerçek annem. O nerede peki şimdi? Zincirlikli'de. Babamın yanında yatıyor. Senin, ben çok özür dilerim. Hayır, hayır. Senin bir suçun yok. Haksızlık ettim sana. Bana bak. İstemeden yaptığını biliyorum. Ajansansınız. Ben sizi hiç göremedim. Ne ajansı ablacığım? Haber ajansı gibi bir şey mi? Beyefendi, dışarı alır mısınız? Bir saniye ablacığım, bir saniye. Bu ablayla bu yenge çağırdı beni. Onun için geldim ben buraya. Dur kardeşim. Siz tanıyor musunuz bu adamı? Yok. Nasıl yani? Ayşe için konuşmadık mı biz sizle? Ne münasebet beyefendi. Ben sizi asla tanımıyorum. Beyefendi, dışarı alalım biz. Evet, en doğrusu. Hanım abla, hanım abla, bunlar çağırdı. Ben onun için geldim buraya. Allah Allah. Siz buyurun, şöyle bir şeyler atalım. Tamam, istersiniz. Tamam. Allah kahretsin, adamı kaybettik. Adamı kaçırdık ama kız burada. Şu Ayşe'yi bulursak eğer mutlaka konuştururuz. Öyle mi diyorsun? Hak ediyor. Kaçıyorsun enişten de? Çünkü o kötü bir adam. Allah Allah. Bana da hiç öyle gelmedi. Bu hikayenin kötüsü. Acaba Ceren olmasın? Neyse, en doğrusunu enişteden öğreniriz. Ben en iyisi bir arayayım. Çağırmayın onu. Görmesin annemi. Aa, niye öyle söyledi? Yoksa Ceren senin gerçek annen değil. Saçmalıyorsunuz. Ceren benim annem. Tamam. Ama biz yine de bunu bir de enişteden dinleyelim. Aramayın onu. Anlatacağım her şeyi. Neyi? Ceren'i mi? Ceren senin annen mi Ayşe? Bak, eğer enişten şikayetçi olursa Ceren hapse bile girebilir, bunu biliyorsun değil mi? Çağırmayın onu. Gel.
tek bir cümlene bakar tatlım. Yaklaşmamdan niye rahatsız oluyorsun? Saklambaç oynarken kaçıyorsun. Burada kaçıyorsun. Bak. Benimle aynı şeyleri hissetmiyorsan söyle. Seni bir daha rahatsız etmem. Yok. Sadece benim sana anlatmam gereken şeyler var. Onlar bekleyebilir Ceren. Bana cevap ver. İnsanların söyledikleri doğru mu? Ceren senin annen değil mi? Ayşe'cim, hadi anlatır mısın canım? Az önce bize anlattığın gibi, hadi. Canım anlatsa ne olur, anlatmasa ne olur? Emel de duydu, ben de duydum. Ayşe eniştesi ve halasıyla yaşıyormuş. Ceren onu resmen kullanmış. Kandırmadı, ben istedim. Yani Ceren bize yalan mı söyledi? Ne oluyor burada? Vallahi biz de sana soracaktık bunu. Ceren, Ayşe gerçekten senin kızın mı? Ayşe. Özür dilerim. Beni ağlamla enişteme vereceklerdi. Ben de mecbur kaldım. Ayşe nasıl yaparsın böyle bir şey? Özür dilerim. Şu anda söylenecek çok şey var. Ama ben artık seninle konuşmak istemiyorum. Ben sana anlatacaktım. Ayşe. Ceren senin annen olsa da, olmasa da seni tanıdığıma çok mutluyum. Beni hiç unutma, olur mu? Benim bu olanlardan hiç haberim yoktu, özür dilerim. Biliyorum Selim'ciğim. Sanırım sen de kandırıldın. İş konusunda bu rezaletin bütün sorumluluğunu ben alıyorum. Ben bir çocuğun hayatıyla oynayan biriyle asla çalışamam. Kovuldum. İkimize şöyle bir yukarıdan bak. Sen yokken her şey sıradan. Elimizden tutan bir küçük ortak. Adı aşk. Bu yüreğim senden sonra öksüz kaldı günlerce.
Var mı gitmek dönmemek, bu nasıl işkence? Senin de bence fazlasıyla ihtiyacın var duymaktan korktuğun sözlere. Bu yüreğim senden sonra öksüz kaldı günlerce. Var mı gitmek dönmemek, bu nasıl iş sence? Benim de belki fazlasıyla ihtiyacım var kurmaktan korktuğum düşlere. Ayşe, eşyalarını hazırla da seni bırakayım. Söyledin diye mi? Yok. Yok. Sen söyledin diye değil. Senin hatan değil. En başından beri benim hatam. Ben hata mıyım? Ayşe, ne olur hadi daha fazla zorlaştırma. Haklısın, işimiz bitti. İki ortak gibi ayrılalım. Gerek yok. Bari bütün kıyafetlerini al, olur mu? Artık. Niye? Bir faydası yoktu ondan. Selim, sana onu unutturabilirim. Bütün derdim bu değil mi? Benim düştüğüm durum filan umurumda değil. Aramızda yine bir şey olur mu diye düşünüyorsun değil mi? Selim, o kız gitti artık, yok. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorsun ama acı çekmeye devam ediyorsun. Acı çekmeyeceğim artık. Kalmayacağım burada. Dönüyorum Amerika'ya. Thank you.
kızgınım ben. Biliyorum, en başından böyle anlaştık. İş bitince yolları ayıracaktık. Ama çok sevdim ben seni. Ben sandım ki bana gitme dersin. Hep kal, gerçekten benim kızım ol dersin. Hadi onları demedin. Bari elbiseni de al demeseydin. Elbiseler sen aldığın için güzeldi. Yoksa ne yapayım ben güzel elbiseleri? Olacak. Ben ara sıra Ayşe'yi görebilir miyim? Yani hem odası da var bende. Ara sıra bende kalsın. Eğer siz izin verirseniz tabii. Biliyorum, biliyorum bana çok kızgın. Ama ben kendimi ona affettireceğim. Söz veriyorum. Tamam, bir dakika. Bunu yazmış. Ne demek Ayşe benim kızım değil? Sana bir zarf geldi. Çok iyi. Ben sunacağım. Bu kampanyada sadece Ceren'in emeği yok. Bu aynı zamanda Ayşe'nin de kampanyası. Onun hakkını yemek istemiyorum. Ama sonuçta Ceren'in işi. Resmi olarak yaptığı iş şirkete ait. Ayrıca sunulmasını istemese göndermezdi. Ben Firuze'nin kızı sanıyordum. Nerede onda öyle soylu bir çocuk yetiştirecek kimliği? Neyse, konumuz bu değil. Ayşe. Bak ne diyeceğim. Kız yok, kayıp. Eğer çıkmazsa ortaya senden bilirim, haberin olsun ha. Nasıl çıkmazsa? Yani aradık taradık, hiçbir yerde bulamadık. Nasıl bulamadınız ya? Polis ne diyor? Ne diyor sen be? Ne polisi? Ha, polisin haberi nereden olacak? Ya siz polise haber vermediniz mi? Yok. Ne yapacak? Sokaklarda gezecek. Karnı acıkacak. Nereye gelecek? Ya buraya gelecek. Ya siz ne rahat, ne kötü insanlarsınız be. İnsan yedi düvel haber verir çocuğunun kaybolduğunu. Ya ben ne diyeceğim? Çok istiyorsun alsana, sen senin olsun o. Zaten sizi daha önceden tanısaydım çoktan haber vermiştim ben çocuk esirgeme kurumuna. Biz o konuda yardımcı oluruz. Hiç zahmet etmeyin. Başvurursunuz, alırsınız. Ya siz düşündüğüm şeyi söylemiyorsunuz değil mi? Ayşe'cim, para mı istiyorsunuz? Evet, bir hizmet sunuyorsak mutlaka karşılığını almamız gerekiyor değil mi? O çocuğu size bırakmayacağım. Tabii. Sizinle bir gece dahi geçirmeyecek.
Onu sonsuza kadar ben koruyacağım. Göreceksiniz. Hadi canım hadi. Geçelim. Kampanyayı bulacak. Hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak Mac Anderson Türkiye. Sepya, geçmişten bugüne çocuk kıyafetlerinin değişimi. Hatıralar eskir, elbiseler asla. Kardeşten kardeşe geçen giysiler düşündük. Bu kadar yaklaş ve bu kadar tırt bitir. Bravo Abbas, bravo. ABBS. Tamam, ABBS ne? Türkiye'de Abbas. Evet, sıra Üreteç'te. Başka bir marka. Aslında kıyafetlerin hiçbir önemi yok. Çocuklara sorduk. Ama sadece hedef kitle çocuklarına değil. Gördüğümüz bütün çocuklara sorduk. Çıkan sonuç bu. En çok hangi kıyafetini seviyorsun? Kırmızı şortumu. Neden onu? Denize gittiğimizde almıştık. Orada koskocaman bir köpek balığı vardı. Ama kocaman. En çok hangi kıyafetini seviyorsun? Şapkamı. Neden onu? Çünkü kızlar beğeniyor abla. Evet Ayşe'cim. En çok hangi kıyafetini seviyorsun? Çiçekli elbiseni. Neden onu? Çünkü onu annem aldı. Yerim seni ya, yerim ya. İşte bu kadar basit. Elbise dediğimiz şey, biz ne kadar allayıp pullamaya çalışsak da aslında bir kumaş parçasından başka bir şey değil. Onları çocuklara sevdiren şey onların anıları.
sevdikleriyle yaşadıkları hatıralar. İşte bizim reklam kampanyamız bu gördüklerinizden ibaret. Yani çocukların anılarından. Biz hiçbir şeyin, Cici'nin bile çocuklardan kıymetli olduğunu düşünmüyoruz. Sloganımız sadece üç kelime. Güle güle kullan. Çünkü bize düşen sadece bunu dilemek. Olsun istemiştim ama ya nasıl fark etmedim ya? Nasıl kırdım onu? Keşke bir şansım daha olsaydı onu görebilmek için ya. $10 bir anlaşma imzalamış gibi değilsin Selim. Maalesef başarının keyfini süremeyecek o. Yarın yurt dışına gidiyor da. Her sene olduğu gibi. Ben bu sene gitmezsin diye düşünüyordum. Yani aslında öyleydi ama bu seferki gitmek değil kaçmak diyelim. Sen hala Ceren'e kızgın mısın? Siz değil misiniz? Yok değilim. Ceren'e haksızlık etmişiz. Ayşe'nin anne ve babası yokmuş. Hatta Ceren çocuğu evlat edinmek için resmi işlemleri başlatmış bile. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Ayşe'yi başıboş bırakacak değildim tabii. Piknikten sonra araştırdım. Peki Ayşe kimle kalıyormuş? Halası ve eniştesiyle. Mutlu olsun yeter. Bak Selim. Ceren her anneden daha anne benim için. Niçin böyle davranıyorsun? Bu tavrın nedir anlayamıyorum. Bakın, ben Ceren'in Ayşe'ye mükemmel bir anne olacağına eminim. Benim kızdığım şey bana yalan söylemiş olması. Belki işini kaybetmek istememiştir. Belki Ayşe'yi tanıdıkça onu çok sevmiş, onu kaybetmek istememiştir. Belki de çocuklardan nefret eden bir adama aşık olmuş, onu kaybetmek istememiştir. İstersen bir de böyle düşün. Hı? Kolay gelsin.
iyi midir acaba? İyidir. Sadece seni özlemiştir. Neden bana yalan söyledi abla? Neden Firuze'nin kızıymış gibi yaptı? Belki de senin ona acımanı değil de sadece sevmeni istemiştir. Gururludur. Şimdi de gururundan kaçtı gitti işte. Bulunacak. İstemiyor ki. Kırgın bana. Kırgın mı değil mi bulununca kendin sorarsın. Ah bir bulsam ya. 10 yıllarca sürse de her gün yeniden sevsin diye çabalayacağım. Kolay gelsin abla. Dün yoktun. Ya dün ayırtamadım ama annemin çiçeklerinden var mı? Hay Allah. Elim boş gideceğim. Bir daha da kim bilir ne zaman. Senin evde mi var? Ama abla bak yakın mı? Fazla zamanım yok. İyi hadi gel. Abla, ben arabada bekleseydim sen getirseydin ya. Geri almak için ne kadar uğraştığını bilmiyorsun. Eniştemle halama gitmiş mi? Gitmez mi? Gitmiş tabii. Onlara sözler vermiş. Ondan sonra da her yerde seni aramış. Ya yine bana hediyeleri alır, beni mutlu edip sonra gelip kapıya beni kedi yavrusu gibi bırakırsa? Bak, ben de aynı hatayı yaptım. Çok sevdiğim birini kaybettim. Sonra? Ve o kadar pişman oldum ki dünyanın öbür ucuna kaçmaya kalktım. Bu çok aptalca. Ne nasıl? Peki o Ceren mi? Evet Ceren. Ve ancak seni ona götürürsem ona yaptığım haksızlığı affeder. Niye biliyor musun? Çünkü bu dünyada senden daha çok istediği bir şey yok.
güzel gidiyorsun, gayet güzel kullanıyorsun. Ya oluyor sanki değil mi? Oluyor tabii. Ne dersin Ayşe? Güzel. Biraz yavaşla, biraz frene bas. Nasıl yavaşlayacağım? Nerede fren? Fren nerede? Ortadaki. Aa bak bak resim. Aa. Ortaya basıyorsun. Nasıl ya? Öyle. Ha bir dakika. İnanmıyorum ya. Hadi gel. Ayşe gördün mü? Orada bile var. Ben? Evet. Hadi gelin bir fotoğraf çekelim. Hadi. Hadi. Gel bakalım. Çok güzel oldu. Billboardlar bugün asıldığına göre bugün günlerden ne sence? Anneler Günü. İlk Anneler Günü kutlu olsun. Bir dakika, bir dakika. Ama Haziran'da da bir şey vardı galiba. Güvensizdim, farkındayım. Haksızsın, yalancısın ve her şeyin farkındasın. Tüm bunları kaldır aradan, ikimize şöyle bir yukarıdan bak.